Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Nebe suresi 31-40. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Ve böylece bu sureyi bitirmiş olacağız. Bu surenin birinci bölümünde Allah-u Teala önce insanların ahiretle alakalı ihtilaflarına dikkat çekti. Ardından ahireti getirecek olan ilahi kudretin dünyadaki tecellilerini anlattı. İşte dünyada şunları şunları yapan zat elbette ahireti getirmeye kadirdir. Bunları nazara verdi. Ardından da cehennemle alakalı ve cehennem ehlinin durumuyla alakalı bir kısım meseleleri bildirdi. Ve peşinde bugün okuyacağımız kısımda ise Allah-u Teala cennetten bahsediyor. Ve bu şekilde daha evvelinde cehennem anlatılırken burada da cennete temas etmek suretiyle bir denge. Yani insanlar cehennemle ilgili ayetleri okuyup da büsbütün ümitsiz kalmasınlar. Allah'ın rahmetini düşünsünler ve Allah'ın cennetini düşünüp orayı kazanmak için gayret göstersinler. Buna tergib ve terhip deniliyor. Allah-u Teala cehennem ayetleriyle insanları sakındırıyor. Cennet ayetleriyle de cennete rağbetleri uyandırıyor. Ta ki cenneti kazanacak amelleri insanlar yapsın diye. İnne lil müttakine mefaze. Şüphesiz müttakiler için bir kurtuluş vardır. Yani müttaki olanlar, takva sahibi kimseler artık kurtulmuşlardır. Dünyada günahlardan sakınmanın mükafatı olarak onlar cennette kurtulmuşlardır. Hadâ'iga ve e'nâbe. Onlar için cennette bahçeler var ve üzüm bağları var. Kur'an-ı Kerim'de üzüm, hurma, nar bu gibi özel nimetlere ayrıca dikkat çekiliyor ve bunların aynı zamanda birer cennet meyvesi olduğu da nazara veriliyor. Dolayısıyla orada bahçeler var derken veya cennet denildiğinde aslında üzümü de içine alıyor, hurmayı da içine alıyor. Bunların ayrıca bildirilmesi bu nimetlerin daha özel nimetler olmasından dolayı. Ve kevaibe etrabe ve kendi ve yaşıt bir şekilde dilberler var. O şekilde aile hayatını yaşayacakları dilberler var. Ve ke'sen dihaga ve dolu kadehler var. Malum şu dünyada ehli dünya dediğimiz insanlar içki içmek suretiyle dünyadan keyif almaya çalışıyorlar. Ve kendilerine göre bir zevk, bir keyif de alıyorlar. Ama bu dünyadaki sarhoşluk verici bir şey, aklı giderici bir şey. Diğer alemde de cennet ehli tamamen bir mükafat hayatı yaşayacak. Tamamen hoş bir hayat yaşayacak. Onlara da orada çok güzel içecekler takdim edilecek. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim ayetlerinde cennet anlatılırken cennette kadehlerle kendilerine içecekler sunulması da nazara verilir. La yesmauna fiha lawan ve la kizzaba. O cennet ehli o cennette boş bir söz ve bir yalan işitmezler. Yani dünyada içki meclislerinde boş sözler hakimdir. Orada dolu söze zaten herhalde rastlanmaz. Öte yandan böyle yalan şeyler hakimdir. Yalan konuşmalar. Ama diğer alemde o içilen cennet içeceği zevk vericidir. İnsanı zevkten coşturucudur. Fakat boş sözden, yalan sözden de oradaki insanlar uzaktır. Orada tamamen her şey en güzel şekliyle olacak. En ideal şekliyle olacak. Cezaen min rabbike ataen hisabe. Bu Rabbinden bir ceza. Karşılık anlamında. Rabbinden bir mükafattır bu. Ataen bir bağış olarak hisabe yaptıklarının bir mükafatı yeter mi yeter. Onlara bir mükafat olarak bu verilecektir. Karşılık olma ciheti Allah-u Teala'nın yaptığımız amellere verdiği mükafat ata ciheti Cenab-ı Hakk'ın özel ihsanı. Mesela men ca'e bil haseneti felehu eşru emthaliha. Kim bir iyilikle gelse ona 10 katı var. Bir başka ayette ise Allah yolunda infak etme şöyle bir misalle anlatılıyor.
İşte bir tane var. O taneden 7 tane sümbül çıkıyor. Her bir sümbülde 100 tane var. Böyle olunca 1'e 700. Ve ayetin devamında deniliyor ki vallahu yudaifu limen yeşe. Allah dilediğine daha böyle kat kat verir. Daha böyle fazlasıyla 1'e 700 değil, daha da fazla verir. İşte Cenab-ı Hakk'ın normalde amellerimize verdiği sevap var. 1'e 10. Bu Allah'tan bir lütuftur ve bir mükafattır. Ama bir de ata tabir edilen Cenab-ı Hakk'ın özel bir ihsanı var. Artık orada bir gayri hesap, herhangi bir hesaba tabi tutulmadan Allah dilediği kadar veriyor. Rabbis semavati vel ard. Yani senin Rabbin göklerin ve yerin Rabbidir. Gökleri terbiye eden, yeri terbiye eden odur. Gökleri ve yeri terbiye eden senin Rabbin bu şekilde onlara mükafat verecektir. Ve ma beynehuma ve bu ikisi arasında olanların Rabbi. Yani Allah hem göktekilerin hem yerdekilerin, göklerin ve yerin hem de bu ikisi arasında olanların Rabbidir. Er-Rahmani ve o Rahmandır. Yani rahmetiyle tecelli eder. Bütün mahlukatını rızıklandırır. Onlara ikramlarda bulunur. La yemlikune minhu hitabe. Onlar Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir hitaba, ona seslenmeye malik olamazlar. Yani o gün, o hesap zamanında insanlar o celali tecelli altında bir şey demeye kendilerinde güç bulamazlar. Yevme yegumur ruhu vel melâiketu saffe. O gün ruh ve melekler saf saf ayakta dururlar. Yani bu bir nevi murafaa, mahkeme manzarası. Yani Allah-u Teala alemlerin Rabbi, ahsenül halikin ve en güzel bir şekilde hüküm veren ahkemül hakimin ve seriül hisap, yani en süratli bir şekilde hesap gören, işte Allah-u Teala mahlukatı arasında, bütün varlıklar arasında tam bir adaleti tecelli ettirecek. Haşr'ın mahkeme-i kübrasında, o büyük mahkemede iyilik yapanlar yaptığı iyiliğin karşılığını görecek, kötülük yapanlar da yaptıkları kötülüğün cezasını çekecek. Öyle bir durumda melekler ve ruh, onlar da ayaktadır. Burada ruhtan murat genelde Cebrail olarak açıklanıyor. Başka bir varlık da olabilir. Müfessirler buna da dikkat çekmişler. Eğer Cebrail ise ruh olarak ondan ayrıca bahiste bulunulması onun özel makamından dolayı. Yani melekler ifadesine o da dahildir. Ama ayrıca söylenmesi onun özel konumunu, indi ilahideki itibarını gösteren bir durumdur. Bununla beraber ruh denildiğinde meleklerden ayrı bir taife gibi ruhani varlık bu manada da değerlendirilmiş. Allahu alem, biz sevap diyoruz. Doğrusunu Allah bilir ve kitabının sırlarını en iyi o bilir. Bunlar gaybi mesele olduğundan bu noktada akılla şöyledir böyledir diye hüküm vermek haddi aşmak olur. Bunlar aklın sınırını aşan şeylerdir. Nakilde bildirildiği şekliyle iktifa etmek en makul olanıdır. La yetekellemune illa men ezine lehur rahman. Ve onlar konuşmazlar. Ancak Rahman'ın izin verdiği konuşur. Ve gâle savâbe, o da doğruyu söyler. Yani Rabbül Erbab olan, alemlerin yaratıcısı olan zatın huzurunda, o büyük mahkemede, Haşr'ın mahkeme-i kübrasında meleklere, ruha söz hakkı verildiğinde onların söyleyeceği ancak ve ancak doğru olandır. Onun huzurunda kimse yalana cesaret de edemez. Buna izin de verilmez. İşte kime konuşmak için izin verilmişse o gerçeği söyler, doğruyu söyler. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ. İşte bu hak gündür. Yani bugün mutlaka olacaktır, mutlaka gerçekleşecektir. Hak dediğimiz gerçek anlamında. Mesela diyoruz ki el-mevtu hak, ölüm haktır. Ölümün hak olduğunu etrafımızda ölenlerle devamlı görmekteyiz.
Şu anda yaşayan insanlar ölümün hak olduğunu biliyorlar. Kimsenin ölümden bir şüphesi yok. Acaba ölümsüzlüğü yakalayacak mıyız? Böyle bir durumda çok zayıf bir ihtimal olarak bile belki insanlara görülmüyor. Bundan dolayı hemen hemen herkes el mevtu hak. Bu hükümde müşterek. Ölüm nasıl haksa diğer alemde böyle bir günün gelmesi de hak. İnsanların hesaba çekilmesi hak. Ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda böyle bir muhakemenin gerçekleşmesi ve orada adaletin en büyük bir tecelli ile tecelli etmesi, bunlar da hepsi hak olan şeyler. Madem böyle, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبَ, artık isteyen Rabbine karşı bir yol tutsun. Yani Rabbine bir dönüş, Rabbine yönelsin ve o şekilde şu anda fırsat elindeyken, henüz daha ruh emaneti kendisinden alınmamışken Allah'ın huzuruna hazır olacak şekilde harekette bulunsun, günahlarına tövbe etsin, ahiret için tasaddukta bulunsun ve bir azık edinsin. Başka ayette ifade edildiği üzere fetezevvedu, azık edinin. Fe inne hayra zâdi takva, azığın en hayırlısı takvadır. Günahlardan korunmak işte en güzel bir azıktır. Ve şu anda dünyada yaptığımız salih ameller ahiret hesabına kıymet kazanmaktadır. Artık isteyen, aklını başına alan kimse Rabbine doğru bu şekilde bir dönüş, Rabbine bir yönelişi elde etsin. İnna enzernakum azaben garibe, gerçekten biz yakın bir azapla sizi uyardık. Burada yakın bir azap denilmesi, her insan yakında ölecek. Külliyatın garip, her gelecek yakındır. Dolayısıyla ölen herkes ya cennet bahçelerinden bir bahçede veya cehennem çukurlarından bir çukurda yer alacak. Kabir alemi dediğimiz alemde böyle bir hali yaşayacak. Dolayısıyla böyle yakın bir azap uzak bir azap değildir. Yani kıyamet çok ileride de kopsa yine yakın bir azaptır. Kaldı ki külliyatın garip denilmiştir. Her gelecek yakındır. İnnehum yaravnahu ba'ide, onlar onu uzak görüyorlar. Ve nerahu garibe, biz ise yakın görüyoruz. Yani Cenab-ı Hak bunu böyle bildiriyor. Allah nezdinde o yakın bir azap. Öyle yakın ki mesela biz bir şiiri ezbere bildiğimizde, İstiklal Marşı gibi bir şiiri, başı ve sonu bize hepsi yakındır. Okurken sırayla okuruz. İşte başı yakın, son kısmı biraz uzak olur ama ilmimizde, hafıza kayıtlarımızda başı ve sonu beraberdir onun. Onun gibi Allah-u Teala ilmiyle ezel ve ebedi kuşatıyor. Dünü, bugünü, dünyayı, ahireti hepsini kuşatıyor. Böyle olunca Allah'ın ilmine nazaran kalem yazacağını yazmış, mürekkebi kurumuştur. Dolayısıyla insanların ileride azap görmesi şu andaki yaşayan insanlara nispetle uzak bir zaman dilimi gibi görülse de aslında yakındır. Allah nezdinde yakındır. Ve en azından insana bakan yönüyle de her gelecek yakın olmasından ve vuku muhakkak olmasından yine yakındır. يَوْمَ يَنْزُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, o gün insan ellerinin neyi takdim ettiğine bakar. Yani ben önden ne gönderdim, neler yaptım, bunlara bir bakar o hesap gününde. Ve yekulul kafiru, ve kafir der ki ya leyteni kuntu turabe, keşke ben toprak olsaydım, keşke ben bir toprak olsaydım da böyle bir akıbeti görmeseydim der. Burada kafirin diğer alemdeki hesabın neticesinde pişmanlığı nazara veriliyor. Bazı rivayetlere göre Allahu Teala diğer alemde hayvanlar arasında da bir kısas uygulayacak. Hadiste ifade edildiği üzere boynuzsuz olan koç boynuzlu olandan hakkını alacak. Bu adalet ilahiyenin tam bir tecellisi tarzında gerçekleşecek ve ardından onların cesetleri, hayvanların cesetleri toprak haline çevrilecek. İşte kafir bu manzarayı görünce keşke ben de böyle bir toprak haline gelseydim diyecek. Böyle bir manaya dikkat çekiliyor tefsirlerde. Ama bununla beraber başka manalar da söz konusu olabilir. Yani keşke toprak olarak kalsaydım
öldüm, cesedim toprak haline geldi. Keşke hep öyle kalsaydım. Böyle bir manada düşünülebilir. Öte yandan sembolik olarak düşünüldüğünde toprak tevazuun simgesidir. Kafir olan kimse mütekebbirdir aynı zamanda. Keşke ben dünyada mütevazi olsaydım ve tekebbür içinde olmasaydım. Allah'ın emirlerine, yasaklarına karşı diklenmeseydim. Mütevazi olup da onun emirlerini yerine getirseydim diyecek. Cenab-ı Hak bizleri diğer alemde ebedi saadete nail olan bahtiyarlardan eylesin. Şu dünya hayatında da ömrümüzü, ömür sermayesini en iyi bir şekilde değerlendirmeyi nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum.